İntegralde alan örnek soru 1. Bu videomuzda integralde alan konusuna bir örnek sorunun çözümünü inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Y, fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. A, B ve C bulundukları bölgelerin alanlarını göstermek üzere. A burada, B burada, C burada. A 8 birim kare, B 4 birim kare, C 5 birim kare olarak veriliyor. A şıkkında. Eksi 3'ten 1'e fx dx neye eşittir diye sorulmuş. Eksi 3'ten 1'e kadar fx fonksiyonunun integrali soruluyor bize. Eksi 3'ten 1'e kadar fx dx integralinin sonucu bu altta kalan alanlarla ilişkilidir. X ekseninin üst tarafında iken integralin sonucu alana eşittir. X ekseninin altında iken integralin sonucu alanın sonucunun eksilisidir. Burada şunu yazacak olursak, eksi 3'ten 0'a fx dx, bu fx fonksiyonunun eksi 3'ten 0'a kadar integralinin sonucu buradaki a alanına eşittir. A alanı 8. Çünkü x ekseninin üst tarafında alan. Devam edecek olursak 0'dan 1'e kadar fx dx. Buradaki B alanının eksilisine eşittir. Alan x ekseninin alt tarafında ise integralin sonucu bu alanın eksili değerine eşittir. B alanı 4 birim kare ise 0'dan 1'e fx dx integralinin sonucu eksi 4'tür. Devam edelim. 1'den 4'e kadar olan kısma gelelim. 1'den 4'e kadar fx dx bu alan x ekseninin üst tarafında olduğu için 1'den 4'e kadar fx dx integralinin sonucu bu alana eşittir. Buradaki alanımız 5 birim kare olduğu için integralimizin sonucu da 5'tir. Şimdi eksi 3'ten 1'e fx dx sorulduğunda bize eksi 3'ten 1'e bunu iki integral biçiminde parçalayıp kafamızda düşünmeliyiz. Eksi 3'ten 0'a fx dx artı 0'dan 1'e fx dx. Bu bölümün şu integralin sonucu, bu ikisinin toplamı bize bunu verir. Şu integralin sonucu 8. Şu integralin sonucu ise eksi 4'tür. 8 eksi 4'ten buradaki a şıkkındaki eksi 3'ten 1'e fx dx'in sonucunu 4 olarak buluruz. B şıkkına geldiğimizde eksi 3'ten 4'e fx dx. Eksi 3'ten 4'e fx dx. Bunu 3 parçaya ayırarak düşünmeliyiz. Eksi 3'ten 0'a fx dx artı 0'dan 1'e fx dx artı 1'den 4'e fx dx. Eksi 3'ten 0'a fx dx 8. 0'dan 1'e fx dx eksi 4. 1'den 4'e fx dx 5. 8, 5, 13, 4 çıkartırsak 9. Bu parçalamayı yapmadan yapabilir miyiz? Tabii ki. Eksi 3'ten 4'e fx dx a ile c'nin toplanıp b'nin çıkartılmasıyla bulunur alansal olarak. C şıkkına geldiğimizde fx fonksiyonunun mutlak değer içine atıldığını görüyoruz. Buradaki alanın sonucunun negatif olması integral sonucunun fx fonksiyonunun aldığı eşleştiği negatif değerlerden kaynaklanmaktadır. Biz bu fx fonksiyonunu mutlak değer içine atarsak fx fonksiyonunun sonuçlarının artık negatif çıkma şansı kalmaz. fx'in mutlak değer içine atılmış halinin fonksiyonu
X eksenin alt tarafındaki grafik parçalarının yukarıya dönmesine neden olur. Şöyle gelir. Şu aşağıdan gelen yukarıdan gelir. Şu yukarıya gelir. Şu aşağıdaki de şöyle olur. X ekseninin alt tarafında herhangi bir parça kalmaz. Bu nedenle bu eksi 3'ten 4'e fx dx, eksi 3'ten 4'e fx dx, a, b, c alanlarının toplamına eşit olur. Yani 8 artı 4 artı 5. 12, 17 eder. Oldukça güzel bir integralde alan sorusudur. Bu şekilde burada noktalıyoruz.